Evet. Yine Türkiye'nin Çernobil'i Erzincan'ı işten. Herkese hayırlı günler. Sevgili millet. Yine karşınızdayım. Allah bana bir ömür verdiği sürece ömrümün sonuna kadar bunlarla bu hukuk mücadelemi, savaşımı götüreceğim. Şimdi yeni bir gelişme var. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi. Bunlar kapasite artırımına gidiyorlar. Bu şirket %50 kapasite artırımına gidiyor. Ama kimyasalları incelediğimizde de bazılarında %1400, bazılarında da %13.000 artış var kimyası kullanılan tehlikeli kimyasalarda. %1400, %13.000 artışlar var. Bu kapasite artırımı şu anki sürecini bahsedeyim sizlere arkadaşlar. 23 Ocak'ta toplantısını yapmaya çalıştılar, yaptırmadık. Hukuk çerçevesinde 300 kişiyle yaptırmadık. Videolar duruyor. Yapılmış olarak göstermişler o toplantıyı. Geçtiğimiz 10 Kasım'da da Ankara'da İDAKA toplantısını yaptılar. Şu anda bakanlıkta olumlu süreci bitirmek üzere. O ÇED olumlu raporunu alırlarsa ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Şu gördüğünüz 37 tane, bunların da 17 tanesi tehlikeli kimyasal olmasına, kendi beyanlarından daha önceki videolarımda söylediğim ki tehlikeli kimyasal olduğu ispatlı kendileri beyanlarından olmasına rağmen bu atıkların kapalı tanklarda yerin altında olması gerektiği halde bilim adamlarına göre bu atık barajı 192 futbol sahası büyüklüğünde. 2 yıl önce kuruldu. Çok çabuk doluyormuş. Günde 7 santim doluyor. Bu atık barajı 25 yıl dolması gerekiyor. Bundan bir tane yapacaklar. Bunun biraz küçüğünü. Çok çabuk dolduğu için bu yeni ÇED raporunda yeni bir uygulama devreye sokuyorlar arkadaşlar. Tam bu uygulamada bunu anlamak için anlatınca sizlerin veya benim profesör olmamıza gerek yok. Normal insan bile anlayacağı bir şekilde bir sistemi devreye sokuyorlar. O sistemde cihazların adı evaporatör arkadaşlar. Evaporatör. Yani şu resimde gördükleriniz. Bu kendi sayfalarından. Önce resimlerini görün. Resimlerini gördüğünüz gibi. Şu. Bu evaporatörlerden 10 tane koyacaklar arkadaşlar. Bunların görevi ne biliyor musunuz? Kendi beyanlarıyla okuyayım. Kendi ÇED raporundaki beyanlarını okuyayım. Böyle her şeyi belgeyle konuşacaksın, belgeyle. Boşuna da o avukatlara para ödemeyin. Onlarla, o avukatlarda da görüşeceğiz. Şeyde görüşeceğiz tabii. Mahkemelerde, hakimler, savcılar, yüksek kurulunda görüşeceğiz o avukatlarla. Oradan oturup yazmayla olmuyor. Milliyetçi oğlum, milliyetçi. Sen git bakayım Amerika'ya bir çakıl taşı veriyor mu? Çocuğumun değil, torunumun geleceğini Amerika'ya peşkeş çekiyorsunuz. Milliyetçi olun. Dünyaya insanlar bir defa geliyor. Delikanlı mı gibi yaşayın? Böyle 300 yıllık toprağımı da savunmaya kalktığım zaman tazminat davalarıyla, ceza davalarıyla durdurmaya çalışıyorsun. Sizden korksam ben bu yola girmezdim. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Allah'tan başka kimseye de eğilmedim. Okuyayım şimdi. Eba Operatör, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Şirketi. İkinci kapasite artışı ve flotasyon tesisi. Proje kapsamında atık depolama tesisindeki depolanan dekan suyu daha kolay bir şekilde buharlaştırmak. Buharlaştırmak arkadaşlar. Altını çiziyorum, üstünü çiziyorum. Buharlaştırmak. Atık barajı kapasitesini azaltmak ve daha düşük bir proses suyu maliyetleri çıkarmak için mevcut ve planlanan ADT'lerin çevresine toplamda 10 adet evaporatör konumlandırılması planlanmaktadır. Evaporatörden kaynaklı oluşması muhtemel HCN gazı. HCN de siyanür gazı. Siyanür artığı. Atığı.
Gaz emisyon diye bir metodolojisi aşağıda detaylandırılmıştır. Diyor ki ben sizi değil bütün bölgeyi Çernobil yapacağım, Çernobil. 37 tane kimyasalın suyu oradan çekip buhar yapıp atmosfere vereceğim. Şekil A'da görüldüğü gibi. Türkiye, duy sesimi, duy. Dünyaya bir daha gelmiyorsunuz, duyun sesimi. Yardıma gelin bize. Buyurun. Buyurun. Ne korkuyorsunuz? Allah bir can vermiş. O da sayılı. Ne bir saniye ileri, ne bir saniye geri. Yardıma gelin. Bize yardım edin. Muhalefet partilerine sesleniyorum. Muhalefet Partisi'nin genel başkanına, Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Meral Akşener'e sesleniyorum. Sayın Karamollaoğlu'na sesleniyorum. Davutoğlu'na, Sayın Davutoğlu'na, Sayın Abdullah Babacan'a sesleniyorum. Ali Babacan, özür dilerim. Bizi duyun. Bizle irtibata geçin. Bunu bura tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Aktif fay hattı üzerinde profesörler İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bilimsel raporuna göre aktif fay hattı üzerinde belgesini ispatlayacağım, ispatlı noter onaylı. Burada olacak bir depremde Allah göstermesin. Bölge değil, Türkiye'nin tarımı tehlikede, Türkiye'nin. Suriye'ye gidiyor bu su. Irak'a gidiyor. Ondan önce de Türkiye'nin beyni, kaynağı olan Atatürk Barajı'nı, Keban Barajı'nı, Karakaya Barajı'nı besliyor arkadaşlar. Olmaz diye bir şey var mı? Geçen sene Brezilya'da oldu. Atık barajı patladı. İzleyin videosunu. YouTube'da duruyor. Onlarca köyü yok etti. 400 tane vatandaş gitti. O da küçücük bir atık barajıydı. Bu 192 futbol sahası büyüklüğünde. Ve daha şu iki tepe birleştirilecek. İki tepe. Göründüğünüz iki tepe. İkincisi de geliyor. İkincisi de yolda. Yine sesleniyorum. Vicdan sahibi. Allah korkusu olan, ülkesini, toprağını, çocuğunu, çoluğunu seven insanlarımıza, halkımıza sesleniyorum. Avukatlara sesleniyorum, hakimlere, savcılara sesleniyorum. Bunu, benim sesimi duyun. Bizi Kılıçdaroğlu'yla, Meral Hanım'la gösterin, sayın, görüştürün. Sayın Kılıçdaroğlu'yla, sayın Meral Hanım'la görüştürün en kısa sürede. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz, ipe un seriyorlar. Yardımcı olun bize. Bütün Türkiye ilgilendiriyor. Profesörler yanınızda, hocalarınız varsa sorun. Atmosfere karıştıracağı 37 tane kimyasal. 37 tane kimyasal. Buyurun listesi. Kendi listeleri. Buradan 17 tanesi de tehlikeli. Tehlikenin Türk Dil Kurumu'ndaki açıklamasını biliyorsunuz. Herkes biliyordur. Tehlikeli diyor. Kendisi diyor. Tehlikeli. Ben demiyorum. Tehlikeli. Siyanür, sülfürik asit, nitrik asit, silika, hidrojen peroksit, sodyum hidrosülfit. Bunlar gibi 37 tane, 17 tanesi tehlikeli. Silikanın ne olduğunu biliyorsun değil mi? Tüm dünyada yasak, direkt kanser yapıcı bir madde. Şimdi öbür programlarda ondan anlatacağım. Kanser yapıcı bir madde arkadaşlar. Türkiye'de de 2009 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandı. Tekstil sektöründe çalışan, kod taşlamada çalışan işçiler tamamı kansere yakalanıp öldüğünden dolayı tekstil sektöründe kullanılması yasaklandı. Burada yıllık 5 ton silika kullanılıyor arkadaşlar. Buyurun. Silika. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın.